Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Sesim geliyor mu acaba? Şu anda zaten 5 kişiyiz. Merhabalar, sesim geliyor mu acaba? Tamam, süper. Merhabalar tekrar. Ben doktor Hüseyin Cengiz. Evet, yasaklar, bayram, pandemi böyle değişik zamanlardan geçiyoruz. Bu zamanlarında artık bu bayram tatilini de bitirdik, geride bıraktık. Bugün pazar itibariyle işte iki haftada bir bu yayınları yapmaya çalışıyorum. Şimdi ne yapacağız? Yaklaşık bir saat kadar soruları yanıtlamaya çalışacağım. Bir saati sonunda bitireceğim. Bir saatten daha uzun yapmak istemiyorum. Ee, sorular yine olursa bu canlı yayını kaydediyoruz zaten. Altına yazarsınız. Cevap vermeye çalışacağım. Umarım sizler de iyisinizdir. Aslında bu dört gün bayram iyi geldi. İyi bir tatil oldu ama tabii mental olarak e, pandemi yedi, yenemediğimiz için tam olarak bir iyileşme sağlayamadık maalesef kendimizde. Ama inşallah yazın Aşılanma vesaire de biraz daha artınca bahara doğru rahat, rahatlarız diye düşünüyorum. Umuyorum ki. Ee, şöyle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Tekrar şöyle yorumlara bakıyorum bir yandan da. Özbekistan'dan e, dinleyicimiz, izleyicimiz var. Çok selamlar. Ee, şimdi şöyle bir bakayım, yerleştireyim de. Ee, Rahim Duvarı ile ilgili konuya yer verin hiperplezi için. Şimdi şöyle, hiperplazi dediğimiz rahmin iç kısmının kalınlaşması. Yani bu iç kısım kalınlaştığı zaman kişide e, özellikle fazla kanama olabiliyor. Ama daha önemlisi bu hiperplazi kansere çeviriyor. Tabii özellikle hiperplazinin basit olan tipleri yaklaşık yüzde bir kansere çevirir hiç tedavi olmasanız bile. Yani bu ciddi bir kanser e, tehlikesi değildir. Ama yine de biz genellikle hiperplazi Rahmin alınmasını öneriyoruz. Eğer çoluk çocuk işi tamamlanmışsa yani fertilitesini kişi tamamlamışsa bu bağlamda e, hiperpleziye dikkat etmek gerekiyor. Tabi tanısını ultrasonda çok kolaylıkla koyabiliyoruz. Ultrasonografide kişilerin e, rahim kalınlığının kaç milimetre olması gerektiğini biliyoruz zaten ve buna göre de bir yol yordam çiziyoruz hastamıza. iyidir veya kötüdür veya işte bu risklidir diyebiliyoruz. Eğer Rahim duvarı kalınsa e, hastamıza biyopsi öneriyoruz. Biyopsi sonucunda zaten hiperplezi sonucuyla karşılaşıyoruz. Çünkü hiperplezi sonucu sonuçta istolojik bir tanıdır. Yani patolojik bir tanıdır. Bu anlamda önemli tedavisi yapılması gerekiyor. Ama dediğim gibi tedavisi kolay. Leman Hanım sormuş. Selam hocam 32 hafta hamileyim. 30 Haziran'da sezeryan olacağım. Çok korkuyorum. Siz ne tavsiye edersiniz? Yani aslında endişelenmeniz, korkmanız doğal bence. Bunu her gebe yaşıyor zaten. Fakat bu korkuları yenebilmenin, kaygıları yenebilmenin üç tane komponenti var. En önemli özelliklerinden bir tanesi aileniz size destek olacak. Eşiniz destek olacak. Doktorunuz destek olacak. Yani sizi takip eden doktorunuz. Ve bir de tabii bu noktada en önemli şey sizin bilgilenmeniz Konuyu anlamanız, işte böyle yayınları takip etmeniz, okumanız, doğru bilgiyi doğru kaynaktan yani sizi ne bekliyor, sezaryandan niye korkuyorsunuz bunları e, yüzleşip ve bunları e, öğrenebilirseniz o zaman kaygılarınız, korkularınız gerilecektir ama sıfırlamayacaktır. Yani sıfırlaması çok kolay değil, normal de bir şey bu insani de bir duygu fakat dediğim gibi doktorunuzla, ailenizle beraber bu süreci güzel güzel götürebilirsiniz. Tuğçe Koçak sormuş, e, klomen adet gecikmesi yapar mı diye. Klomen adet gecikmesi yapabilir. E, mutlaka ama muayene gerektirir. Bu durum ciddi bir durum olabilir, e, ovülasyon indiksiyonu. Ama klomen kullanıp da adetiniz gecikiyorsa ilk aklımıza gelen şey acaba gebe misiniz değil misiniz? Çünkü klomeni biz gebe kalmak isteyen kadınlarda kullanıyoruz. Handankaya handan HPV gözden bulaşır mı hocam? Yani böyle bir şey okumadım. Böyle bir bilimsel data yok. Ee, mukozanın yani gözle nasıl bir temas olması gerekiyor sonuçta bu direkt kontakla olan bir şey gözle temas olmaz ee, nasıl olacak o yüzden kolay kolay olmaz bu durum çok eksternal bir şey olmadıktan sonra Hand Handancım iyi akşamlar selamlar Kamran Bey iyi akşamlar Tuğçe Göktuman iyi akşamlar merhaba Tuğçe Begüm ee, Hanım Manan Hanım Evet. Herkese tekrar iyi akşamlar. Soru alıyorum. Kübra Erdem sormuş. 6 haftalık gebeyim mide bulantı, henüz başlamadı. Normal mi? Bir de taze sıkılmış portakal suyunun zararı var mı? Hayır. Taze sıkılmış portakal suyu özellikle demir ilacı kullanırken ben gebelerimi öneriyorum. Gebelikte demir kullandığımız zaman eminimi belirgin arttırıyor. İçebilirsiniz. Çok faydalı olur ama çok fazla içerseniz çok kalorilidir. Öyle bir zararı olabilir. Onun dışında bir zararı olmaz. Bulantınızın olmaması çok iyi ama biraz erken. Bulantılar daha biraz daha 7-8'den sonra gelecek. 10 gibi falan, 11 gibi de pik yapar. Ama olmazsa olmaya da bilir yani. Eğer bulantınız hiç yoksa bu da çok iyi bir şeydir. Ee, i̇nşallah bulantısız geçirirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Gül ee, Gülbaran sormuş. Hocam ailecek virüs olduk ama kısırlık yapıyor deniliyor. Çocuk düşünüyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Burada e, Gül Hanım'ın bahsettiği virüsün COVID olduğunu düşünüyorum. COVID kısırlık yapar diye bir şey yok. Sadece bir iki çalışmada özellikle erkeklerle ilgili e, sperm kalitesini bozduğu vesaire gösterildi ama yani bunlar daha ispatlanmış şeyler değil. O yüzden çok çok şey yapmayın yani e, çok bundan korkmanıza gerek yok. Endişelenmeyin. Bir an önce sağlığınıza kavuşun. E, bağışıklığınızı e, güçlendirin lütfen. Bergama'dan selamlar. Bergama güzel. Begüm Hanım sormuş. Koroid plexus kisti hakkında bilgi verir misiniz? Koroid plexus kisti beyinde özellikle ee, o beyinde bulunan sıvının dolandığı yerlerde oluşan kistik yapılar. Ama bu yapılar e, genellikle bizi korkutmuyor. Niye korkutmuyor? Çünkü e, yapılan çalışmalarda özellikle koroid plexus kistlerinin hani çok da Sıkıntıya yol açmadığı görülüyor. Genelde 26. haftada kayboluyorlar en geç koroid fleksus kistleri. Hele ki tek taraflıysa bu koroid fleksus kisti bir şey olmaz. Ancak koroid fleksus kisti genelde iki taraflı olduğu zaman e, amniyosentez önerebiliyoruz veya özellikle serbest DNA yaptırmasını önerebiliyoruz kişinin durumuna göre amniyosentez veya serbest DNA'da özellikle koroid fleksus kistinin e, trizomi 18 ile ilişkili olabileceğinden korkuyoruz. Bir Kromozomal anomalidir trizomi 18. Bunu dışlamak istiyoruz nadiren ama trizomi 18'i vesaireyi ultrasonografide daha kolaylıkla görebiliyoruz. O yüzden koroid plexus kisti ile ilgili ilk etapta bakılması gereken şey tek taraflı mı çift taraflı mı? Bebeğin ayrıntılı ultrasonun detaylı yapılması gerekiyor. İzole sadece koroid plexus kisti varsa bundan çok korkmaya gerek yok ama takip edilmesi de gerekir. Azerbaycan'dan selamlar. Acil olarak konuşmak isterim. Hayır acil olarak konuşamazsınız benimle. E, acil bir durum varsa acil servise gitmeniz gerekiyor. Ancak mesai saatlerinde yarın e, mesaj atarsanız asistanımla iletişim sağlayabilirsiniz. E, yarın ama iletişime geçebiliriz probleminizle ilgili. Acil değilse, acilse de acil serviste görünebilirsiniz. E, Kamil Hanım böyle güzel bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için çok sağ olun. Ayten Hanım selamlar, aleyküm selam. Onur Bey, sperm bozukluğunun gebeli etkisi nedir? Yani sperm bozukluğu, spermle ilgili bir problem varsa gebek almak zorlaşıyor. Yani gebek aldıktan sonra belirgin bir e, problem yaratmaz ama tabii bu da çok kesin kanıtlanmış bir bilgi değil. E, ama gebek alınabiliyorsa ne kadar güzel. Aysa Murat, merhabalar. Muhammed Taş'tan yayınlarınız inanılmaz var. teşekkür ederim. Merhaba hocam, hayırlı akşamlar. Ayten Doğan, iyiyim çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Aynur Koşar, evet. Merhaba yumurtlamadan kaç gün sonra döllenmiş yumurta rahme yerleşir? Ya bununla ilgili ben bir video çekmiştim. Onu bir izleseniz iyi olur aslında. Çünkü e, oraya işte rahmi falan da koydum. E, fakat şöyle söyleyeyim. Tüpte e, şöyle dur bakayım, şurada olacak ha. Bakın. Bakın şimdi görünüyor mu ha şöyle göstersem yeşil ekrandan dolayı görünmedi benim bırakayım tam olarak. Neyse ee, şimdi tüpte yerleş tüp tüp'e biz yumurtayı koyuyoruz sperm de geliyor tüpte bunlar birleşiyor dölleniyorlar yani bunlar döllendikten sonra tüpten rahmin içine gelme süresi yaklaşık bir haftadır yedi gündür sekizinci günde de hatching olur yani yapışır ve gömülmeye başlar. Yani 7-8 gün döllenmeden sonra. Sizin sorunuzun cevabı bu. 7-8 gün. Necla Hanım Hüseyin Bey, benim çok acil ameliyat olmam gerek. Tamam yarın ulaşırsanız konuşuruz ameliyatınızın konusunu. Çok geçmiş olsun. Umarım ciddi bir şey değildir. Melisa Temiz. Hocam idrar testinde gebe olduğumu öğrendim. Henüz gitmedim. Doktora 5 haftalık oluyor. Adet tarihime göre 6 haftayken gitsem sorun olur mu? Lekelenmem kanama falan yok. Umarım sorun olmaz ama gebeliği öğrenir öğrenmez doktora gidilmesini öneriyoruz biz. En azından bir aile hekimi veya bir ebe bile görse iyi olabilir. Fakat yine de hani bir haftadan çok bir şey olmaz endişe etmeyin. Hayırlı olsun tabii bu arada da. Merve G yazmış. Merhaba hocam. Ben bir sene önce boş gebelik geçirdim ve bir senedir yumurta takibiyle doktoruma devam ediyorum... Ancak hamilelik hala oluşmadı. Bu süreçten sonra öneriniz nedir? Aşılama mı, tüp bebek mi? Şimdi e, burada önemli olan şey bir senedir niye gebe kalamadığınız. Bunun nedenleri bir full araştırılması gerekiyor tam kapsamlı. E, ona göre hareket etmek gerekiyor. Yani aşılama, tüp bebek ama yani sonuçta bir kere gebelik var. Bu bizim için sevindirici, ümit verici bir şey. Bir kere gebelik yaşadığınız için e, yani biraz daha pozitif bakılabilir durumu ama yine de araştırılması gerekiyor bir senedir ee, gebe kalamadığınız için Handan Kaya hocam sadece progesteron içeren doğum kontrolü ülkemizde var mı varsa ticari ne ben bulamadım göze bulaşır mı HPV? ve göz konusunu söylemiştim sadece progesteron içeren doğum kontrolü var ülkemizde adı serazet ama bunu mutlaka doktorunuza danışarak kullanın. Çünkü e, o ilacın kullanımında bir takım özellikler var. E, doktorunuza mutlaka danışmanızı öneririm. Azerbaycan'dan selamlar Gülnar Murat. CFR'li Gülbahar. Ne demek acaba CFR? Merhaba hocam ben tip 1 diyabetim. E, 9 haftalık hamileydim. Kalbi de atıyordu. Bir anda kalbi durmuş. Şekerim hem çıkıyordu hem düşüyordu. Bu yüzden olabilir. Olur tabii. Bebek, e, bebeği şeker öldürüyor mu demişsiniz. Evet öldürüyor maalesef. Eğer şekeriniz kontrol altında değilse ilk haftalarda özellikle ilk 3 ayda çok büyük sıkıntı olabilir. Mutlaka hemoglobin a1c kontrolü, mutlaka folik asit e, takviyesi yüksek dozdan hem de size öneririm kullanmanızı. E, yani tip 1 diyabet önemli gerçekten. Endometriyom ameliyat olmam gerektiğini söyle. Evet biliyorum. Söylemiştiniz bunu hatırladım. Soner Alpar, hocam benim rahimde perde var. Tam bizim işimiz, evet. Buyurun. İki kez düşük yaptım. Perdeden olduğunu söyle doktor. Şimdi rahim filmi istedi, evet. Tamam, rahim, rahim filmini çektirin ama kaliteli bir film olsun. Daha sonra da gerekirse bir üç boyutlu ultrason yapılır. Onunla veya MR yapılır. Ona göre de gerekirse ameliyat yapılır. Yani ameliyatı eğer tam büyük bir septum yoksa perde büyük bir perde değilse 5 dakikalık bir ameliyat yani. Onun için e, çok endişe etmeyin. Ama yaptırın doktorunuzu dinleyin lütfen. Geçmiş olsun. Ee, Reyhan Karamemişoğlu. Merhaba hocam. Her ay düzenli olan reglin bu ay 7 gün geçikli. Öncesinde 3 gün kahverengi leke oldu. Gebelik var diye sormuştum. Ancak bugün reglin başlığı neden olabilir acaba? Ee, bilmiyoruz. Bir gebelik kan testi yaptırırsanız belki bir kimyasal gebelikle karşılaşacaksınız. O yüzden cevabını bunun Vermem mümkün değil şu anda. Yani bilemeyiz. Hamidovlar ailesi merhaba. Hocam regl olmuyorum hangi ilacı kullanmalıyım? Bence regl olmuyorsanız öncelikle neden regl olmadığınızı araştırmanız gerekiyor. Yani tiroidde mi bir problem var? E, erken menopoz riski mi var? Efendim süt hormonunda mı bir sıkıntı var? Yumurtlama mı bozuk? Buna baktırmak gerekiyor. Ondan sonra gerekirse adet söktürücü kullanılabilir. Mardin'li Esilya. Ya Mardin deyince şimdi Mardin çok güzel bir yer. Bir kere gitme fırsatım oldu şeyden önce. Pandemiden önce inşallah bir daha gideceğim. Mardin hakikaten çok güzel bir yer. Mardin'li Esilya'yı görünce aklıma geldi. Pandemi de iyice bizi ruhumuzu çaldı gerçekten. Selam hocam. Benim 7 haftalık olduğum eğer bebek ikizse belli olur mu hocam? Saygılar Mardin'den. Selamlar. Bizden de selamlar. Ee, i̇kizse belli olur tabii. <laughs> Mardin'de iyi doktor arkadaşlar var, bizim tanıdıklarımız da var. Onlara görünebilirsiniz. Zeynep Gül, hocam ben ameliyem idrar torbası sarkman var. Sezaryana doğum yapma, sezaryana doğum esas idrar torbası yukarı çekilir miyim? Sezaryanın hayır, yapılamaz. Ee, Sezaryan sırasında böyle bir ameliyat yapılamaz. Normalde bile böyle bir ameliyat açık o teknikle yapılmaz. O yüzden şu anda bir şey yapmayacaksınız. Siz doğumdan sonra ee, pelvik taban egzersizi yapıp bir ürojine kola, benim gibi birine. Göreceksiniz. Ona göre sizin eğer ameliyat mı gerekiyor, lazer mi gerekiyor yoksa pelvik taban egzersizi mi gerekiyor ona karar verilecek. Pelvik taban egzersizleri benim kanalda YouTube'da ya burada bu şeyde var. Bakıp izleyebilirsiniz. Daha sonrası için faydalı olabilir. Bilmiyorum İstanbul'da mısınız? Servet Can. Merhaba hocam. Polikistikover sendromu var. Eşimde de adetleri düzenli değil. Hamile kalma şansı var mı? Ya tabii var ama tedavisi olması gerekiyor. Yani e, polikistik over sendromlu e, durup dururken gebe kallamaya kalmaz e, yani kolay kolay. Yani gerçekten polikistik over sendromu varsa o yüzden tedavisi olması gerekiyor. Bence burada bu noktada önemli bir şey. Biz çok yapamıyoruz ama sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz sizin için on numara olacak. Aynı zamanda belki bir inositol kullanımı da söz konusu olabilir. Ekstra bir takviye vitamin kullanabilirsiniz. Bunların faydası olacağını düşünüyorum. Çok hastamız var bu şekilde sizin gibi gebelik sağlayabildiğimiz sürece yardımcı olduğumuz. Ee, doğru tedaviyle polikistikover sendromu gebelik rahatlıkla sağlanabilir. Kamile, düz Kamile, kusura bakmayın Kamile yazdım sadece soyadı veya bir şey yok. Ee, ben düşük yaptım, düşükten sonra bir türlü hamile kalamadım. Neden böyle oluyor hocam? Hormon testi. Bir dakika, düşükten sonra hamile kalamadım diyorsunuz da ne kadar zaman geçti? 3 yıl mı geçti? 5 yıl mı geçti? 3 ay mı geçti? Bu önemli. Onun için ee, endişe etmeye gerek yok. Eğer ki bir seneyi geçmediyse. Feride düz söz. Ben hormonu spiral taktırdım ama kanamam var ne yapabilirim? Benim videoyu izlediniz mi? Çok merak ediyorum Feride Hanım. Bir yazarsanız sevinirim. Bu hormonlu spiral ile ilgili benim bir videom var. Onu izlediniz mi? Çok merak ediyorum. Uğur Söyleyici Bey. Hocam 35 haftalık gebeyim. Suyum çok fazla. Açlık, tokluk, şekerim. Düzensiz çıkıyor. Ne yapmam gerek? Tokluk 100 ile 150. Şöyle bir kere suyunu kontrol etmek gerekiyor. Bir. İkincisi çok yakın takip etmek gerekiyor. Yani en azından bir haftalık takip şart. Üçüncüsü diyet yapacaksınız ve hafif hafif yürüyüş yapacaksınız. Yani bir 40-45 dakika eğer ekstra bir probleminiz yoksa yürümenizde fayda var e, tokluk kan şekeri de birinci saatte 140'ın altında olmalı yani birinci saat 140'ın altında olursa sıkıntı olmaz e, çok endişe etmeyin problem olacağını düşünmüyorum yani sizin durumunuzda Alya Aydın hocam merhaba vıngıldak hakkında bilgi verebilir misiniz ya bu konuyla ilgili ben çok bilgi vermem doğru değil çünkü bu çocuk hastalıklarının konusu ee, en son bilimsel ne vardır, nedir o konuyu bilmiyorum. O yüzden e, bu, bunu çocuk doktoruna sormanız lazım. Çok üzgünüm. Funda Kuvanç sormuş. Merhabalar. 3 santim kistim var hamile kalır mıyım? Yani kiste bağlı. Eğer çikolata ise zorlaştırır. Ama basit bir kiste hiçbir şey olmaz 3 santimden. Hocam merhaba tüpler neden tıkanabilir? Güzel bir soru, ee, çok makul, gayet güzel bir soru. Tüplerin bir kere en çok tıkanma nedeni, çalışmasını engelleyen şey enfeksiyonlar. Onun dışında tabii özellikle sigara kullanımı tüplerin fonksiyonunu bozabilir, unutmayın. Veya doğum kontrol yapı kullanımı, spiral kullanımı bunların hepsi tüplerin fonksiyonunu bozabilir. Geçirilmiş ameliyatlar, geçirilmiş cerrahiler tüplerin fonksiyonunu bozabilir. Çok önemli. Bunlar çok çok sık karşılaştım. Ama genelde tüpler genç yaşta geçirilmiş ve ihmal edilmiş e, enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Hani hepiniz duyuyorsundur, kız duyuyorsunuzdur kızlar zaman zaman çok sık derler işte karnım ağrıyor, hafif bir ağrı var der, geçer. Aslında genç kızlarda yani üretken çağdaki kızlarda bu hafif karın ağrıları aslında ciddi bir şeydir. O yüzden biz bu aşamada bize kişi geldiği zaman hemen antibiyotik veriyoruz biz profilaktik olarak. Çünkü vücut o tüpleri aslında yani o enfeksiyonu vücut bir şekilde kendi durduruyor. Ve sizin ağrınız geçiyor ama durdururken de bu sefer sekelle durduruyor. Yani vücut kendi kendine de bir şekilde fonksiyonunu kaybetmiş oluyor ne yazık ki uzun dönemde. Enes Aksu 11 haftadan beri kan sulandırıcı iğne kullanıyorum. Devleti test oldu. Kadın doğumunun çok erken başladığını söyledi. Genetik test istedi. İğne sabah akşam vuruyorum. Şu an tam güzel soru. Çok geçmiş olsun öncelikle. Şöyle şimdi genetik testlerin gebe olduğunuz için sonuçları çok e, bizim için çok anlamlı olmayacak. Çok bir önemi yok. Yani genetik testi de pozitif de çıksa e, çok ciddi pozitiflik olmadıktan sonra eğer bir antifosfolit antikor sendromu gibi bir tablo olsa bile zaten tekrar sizden o testler konfirmasyon amaçlı bir daha istenecek. O yüzden çok önemli değil ama yaptırın tabi zararı olmaz. E, DVT erken olduğuna göre e, bilmiyorum yaşınızı merak ettim. Muhtemelen bir ileri yaş e, gebeliği olacağını düşünüyorum sizin gebeliğinizin. E, yani 35 yaşın üstünde olacağınızı tahmin ediyorum. Yok değilseniz gerçekten genetik bir şey çıkma ihtimali yüksek. Doktorunuz haklı katılıyorum bu konuda. Yaşınızı da bir aşağıda yazarsanız merak ettim. Bakalım tahminimiz doğru çıkacak mı? Ee, çok geçmiş tabii bu arada. Hocam folikası kullanıyorum diye diafol diye henüz doktor eklin için gidene kadar kullanıyorum diye içiyorum. Şunu sıkıntı olmaz kullanabilirsiniz. Ee, Necla Hanım ben miyon var ee, Bursa'da çok doktor gittim. rahim alınmıyorsa ben aldırmak istemiyorum yardımcı olur musunuz? oluruz yani rahim e, ama doktorların hepsi rahim alınması gerekiyor diyorsa vardır bir hikmeti diye düşünüyorum. Ama aldırmak istemiyorsanız alternatif tedaviler denenebilir elbette ki bu çok ee, anlaşılabilir bir şey. Yani bazı kişiler aldırmak istemiyor gerçekten de. Çınargül 4935 Selamünaleyküm hocam. 20 haftalık hamileyim. Ee, hayırlı olsun. Ee, ultrasonda 3.7 santim, 2.6 santim. Çift taraflı çikolata Hı. Tedavisiz gebe kaldım. Çok iyi. Harika yani. Bilateral e, çikolata kistine rağmen tedavisiz gebe kaldıysanız bu süper bir şey. Doğumdan sonra küçülür mü ya da yok olur mu? Eğer soruyu çok net anladım. Eğer e, iki taraflı çikolata kisti tanısı aldıysanız ve bunlar gerçekten çikolata kisti ise yok olmayacaklar. Bunlar yok olmaz. Onu söyleyeyim. Küçülmez de ilk başta gebeliğin etkisiyle küçük gibi görünür ama sonra tekrar emzirme süreci bittikten sonra inşallah çocuğunuzu kucağınıza aldıktan sonra bir emzirme süreci gelecek. Emzirme süreciyle de baskılanacak o kisler. Ama sonra tekrar e, yumurtalık fonksiyonlarıyla beraber Çikolata kisti tekrar agrevi oluyor. Östrojenle beraber. O yüzden ee, takipte kalmanızda fayda var. En azından boyutları küçük. Çok bir problem olmaz. Uğur Söyleyici bu durumda normal bir sezaryen 37 bitimde alacak doktorum. Tam hatırlayamadım. Şey, polidramniyoz olan kişi miydiniz? E, yakın takibe devam edilmesi gerekiyor. Erken alınması gerekliliği diye bir şey yok. Takip edilecek. O doktorunuzun kararına güvenin ama burada. Yani burada doktorun kararı çok önemli. Eğer bir şeyden şüphelendiyse ve erken doğurtmak isterse erken doğurtulabilir. Tuğçe Göktuman. CVS sonucu amniyosentez kadar güvenilir diyebilir miyiz Yoksa CVS'de çıkası amniyosantezde teyit mi? Hayır gerekmiyor. CVS sonucu amniyosentez kadar güvenli diyebiliriz. Çoğu vakada. Elbette ki zaman zaman e, tutarsızlıklar olabiliyor. Nadiren de olsa. Ama çoğu vakada güvenilir diyebiliriz. Kesin tanı diyebiliriz CVS'e. Şeker hastalığı, bunu söylemiştik. Ee, bakıyorum. Evet, bazı şeyler bu YouTube'un akışını anlayamadım tam. Hı -hı. Perihan Karaca. Ee, öncelikle hocam bu sorum için çok dilerim. Lütfen beni yadırgamayın. Benim iki kızım var ve ben e, tip 1 hastasıyım. Doğumlarım zorlu süreçlerde, erkek çocuk istiyorum. Ee, biz yadırgamayız. Hekim olduğumuz için biz herkesin yanındayız. Her, her fikre Saygımız var ee, ama cinsiyetle ilgili benim bir videom var onu izleyebilirsiniz orada çok detaylı neredeyse 15 dakika cinsiyet seçimi ile ilgili videom çok net hemen bakabilirsiniz şimdi orada görürsünüz çok anlarsınız yani cinsiyet işi nasıl oluyormuş sert sahette 3 yıldır evliyim İlk de hemen hamile kaldım kızım 2 yaşında 2 aydır korumayı bırakmışız hamile kalamadım sorun olmam 2 ay çok erken hemen e, panik yapmamak lazım e, şey yapmayalım hemen Panik olmayalım o anlamda iki ayın erken olduğunu düşünüyoruz. Hatta çoğu kişi de 12 ay bekliyoruz. O yüzden hiç şey yapmayın yani rahat olun. Ha bu arada e, bebeğin suyu fazla diye sezeryan olacak diye bir şey yok. Yani su fazla diye sezeryan şart değil. O doktorunuzun kararı e, nasıl e, doktorunuzla güveniyorsunuzdur herhalde. Nasıl takip ediyorsa o karar versin. Ama şart değil yani onu söyleyebilirim rahatlıkla. Evet. 36 yaşında Necla Hanım 36 yaşında rahim alınması için erken bir muayene etmem lazım. Alternatif tedaviler var, onları bir konuşmak lazım. Ya yani çok net bir şey diyemiyorum şu anda. 36 yaş rahim alınması için biraz erken ama. Enes Aksu yaşı, yaşı 27 çok da geçmiş olsun. 27 yaş erken genetik faktör olacağını düşünüyoruz sizde. Dikkat etmek lazım. Çok geçmiş olsun. Zehra Tan Tangüner. E Hocam östrojen hakkında bir bilgi verir misiniz? Ya da bir video çekebilir misiniz? Östrojenin neyi hakkında bilgi vereceğim? Östrojeni çok uzun uzun anlatabilirim normalde ama burada çok uygun değil. Ee, daha spesifik insanların sorularıyla ilgilenelim. Ayhan Taşıran. E Hocam ben iki hafta önce miyom ameliyatı oldum. Çikolatak stili, yüksekmiş. Doğum kontrapı verildi. Kullanmaya başladım ama Alerji yaptı. Bütün vücudum dışarı attı. Kaşıdı başladı. Çok geçmiş olsun öncelikle. Ee, Doğum kontrolü her hap olduğu gibi alerji yapabilir. Ee, değiştirilebilir ilaç. Bence değiştirmenizde fayda var. Çikolatakistiniz varsa çünkü tekrarlama olasılığı çok yüksektir. Doktorunuz da bu nedenle bunu vermiştir. O yüzden ilacı değiştirin veya alternatif bir tedaviye geçin. Ee, tedavisiz bırakmayın lütfen. Çünkü çikolatakist ameliyatları çok hızlıca hızlıca tekrarlıyor. Ee, çok Erken safhada neredeyse iki sene içinde yüzde otuz tekrar karşılaşabilirsiniz. O yüzden baskılamak için vermiş doktorunuz. Bu anlamda önemli. Kadir Cömert sormuş. Merhabalar. Poliple ilgili bilgi verir misiniz? İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. E, güzel dilekleriniz için. Şimdi polip rahmin içinden kaynaklanan endometrium dediğimiz rahmin iç zarından kaynaklanan e, bir kalınlaşma gibi bir durum. Yani orada bir et parçası olduğunu düşünün rahmin içinde aslında. O et parçası zaman zaman kanamalar yapar. Ve poliplerin daha çok yaptığı kanama ara kanamalardır. Yani genç bir kadın üreme çağında bizim karşımıza ara kanamayla geldiği zaman ara kanama dediğim şey ne? Adet görüyorum. Adet görüyorum aralarda kanamalarım oluyor düzensiz bir şekilde. Polip akla gelir gerçekten de. Ve tanısını koymak çok kolaydır. Özellikle büyük polipler Ultrasonografi ile rahatlıkla tanı konu tonu alır. Ama bazen e, tanı atlanabiliyor özellikle adet döneminin fazına göre. Mesela kadınlarda adetin 3. günü yaptığımız muayene ile adetin 20. günü yaptığımız muayenede bile farklılık olur. Yani e, biz 3. günü baktığımızda bir şey yok derken 20. günü baktığımızda aa sende bir şey var diyebiliriz. O yüzden zaten biz tekrar tekrar muayeneye çağırırız kadınları. Çünkü neden? Rahim, yumurtalık bunların bir döngüsü var. Bunlar hareketli e, yani çalışan fonksiyonel organlar. Özellikle de endometrium e, rahim kas tabakasından oluştuğu için rahim kasılır. Siz o anda ultrason yaptığınızda farklı bir tanı alırsınız. Başka bir zaman yaptığınızda farklı alırsınız. Bu çok karşılaştığımız bir şey. O yüzden iki kere düşünüyoruz eğer çok bariz bir patoloji yoksa. Polip de e, tanısını koymak çok kolay. Bugün tanısal histeroskopi dediğimiz bir şey var. Yani histeroskopi dediğim şey ne? İşte kamera verelim de Kamerayla rahmin içine giriyorum. İşte e, her gün Instagram'da paylaşıyoruz ama yatağı neden histeroskopi çok sık yapıyoruz. Kamerayla giriyoruz. O gözümüzde görüyor. Çok büyütüyor yani kamera. Zoomluyor. Rahmin için çok rahatlıkla gözleyebiliyoruz. Zaten benim kanalda videolar da var. Rahatlıkla onları görüp izleyebilirsiniz. E polip bir çıkartıyoruz 1-2 dakikalık bir işlem eğer varsa ha ama eğer menopozdaysanız yani e özellikle işte atıyorum 55-56 yaş vesaire menopozdaysanız o o zaman polipler biraz daha tehlikeli olabiliyor kesinlikle çıkarılması gerekiyor. Aa, covid ne zaman biter tahmininiz var mı? Vallahi bizim, biz bence covid İki senesini tamamlayacak Türkiye için konuşuyorum. Yani 2022 Mart gibi falan herhalde e, rahatlayacağımızı düşünüyorum. Aşının Avrupa'da tamamlanması sonra bizde de arkasından tamamlanacağını düşündüğüm için. Yoksa e, irasyoneli de yok yani bu tahminimin. Evet. Devam edelim. Evin beslenen Selam hocam. Benim adetim 35 günde bir yumurtlama günü 14 gün adet olmadan ayarlanıyorum. Çocuk iklisim var. Erkek istiyorum. E, hayırlısı olsun. inşallah sizin gönlünüzden geçen olur. Sağlıklı olsun diyoruz. E, umarım olur gönlünüzden geçen. Sevda Yıldız. Hocam bende de kisti vardı. İki defa doktor tarafından boşaltıldı ama bir an önce tekrar şişti ve çok ağrılı oldu. E, fakat bir gün sonra kendiliğinden geçti. Patlasa leke akıntı olur ama olmadı. E, Valla yani bu devamlı tekrarlıyorsa alınması düşünülebilir. yani böyle de yaşamayın. Bir kontrol ettirin Bartolini. Bartolin, Bartolin e, kendiliğinden durup dururken geçmez. Eğer kist varsa siz bir şey hissetmeyebilirsiniz. O yüzden bilemiyorum tam. Genç kızlarda adet düzeni Gülnura Estur. Genç kızlarda adet düzeni ne zaman oluşur? Kaç yıl sonra? Hı. Yani genç kızdan kasıt ne acaba burada? Ee, bu önemli bir kere. Şöyle bir yapalım şunu. Ha. Ee, genç kız, eğer tabii bahsettiğiniz genç kız 14-15 yaşından bahsediyorsanız 18 yaşından sonra düzene giriyor genellikle adetler. Yani 18-20 arasında düzene girmiş olması lazım adet periyotlarının 45 günü geçmemesi lazım. Yani mesela atıyorum ayın birinde adet olduysanız öbür ayın 15'ini geçmemesi lazım adet periyodunuz. Yine mutlaka bir doktora görünmenizde fayda var bu durumda. Eğer bu söylediğimin aksi oluyorsa. İyi ee, iyi yayınlar demiş Fatma Hanım. İlişki esnasında vajina hava oluşturması rahatsız ediyor. Evet bu çok sık gördüğümüz bir şey. Spor haricini önerirsiniz. Valla vajina da özellikle boşluk yani ciddi anlamda bir e, e, ne derler gevşeklik, laksete olduğu zaman bu sık karşılaştığımız bir tablo. Ya lazer yapıyoruz sizin gibi hastalarda ya da cerrahi yapıyoruz. Ameliyat yapıp daraltıp toparlıyoruz. Eğer onun dışında spor demişsiniz. Spor olarak tabii ki pelvik taban egzersizleri yapıyoruz. Pelvik taban egzersizi yine benim e, kanalda göreceksiniz. Yapabilirsiniz. Yani haftada 3 kez Taban egzersizi yapmak gerçekten fayda Sağlayacaktır sizin durumunuzda Ya Şu şeyleri ha Şu daha iyi oldu böyle evet Tamam ee, Ama Lazerle de çok kolay işi çözebilirsiniz Onu söyleyeyim yani iki seans lazerle Eğer çok ciddi bir e, gevşeklik Yoksa Derya Hanım sormuş ee, Soruyu gördüm zaten artık soru e, O kadar çok soru alıyoruz ki hani Soruyu böyle görünce anlıyorum ne sorulduğunu. Covid maalesef ki Covid olan gebelerimiz düşük yapanlar oldu Derya Hanım. Covid'e bağlı düşük riski var ama tabii ki bunu ispatlayamayız. Yani sizin düşüğünüz Covid'den olmuştur de, denebilecek, kanıtlanabilecek bir elimizde test yok. Fakat olmuş olabilir yani benim hastalarımdan da oldu. Rabia Fırat sormuş. Ee, ben iki kez kürtaj oldum. Boş gebelik yaşadım. Altın mutasyon testi yaptım. Tiroidim çıktı. 3.94. Şu anda bebeğe engel. Tiroidi düzeltmeniz gerekiyor. Bu tiroid hastalığı kadınlarda çok yaygın Türkiye'de. Ve buna bağlı gerçekten çok fazla kısırlık problemiyle karşılaşıyoruz. Hatta nadiren de düşük de yapar. Tedavisi çok kolay. E, ee, olun. Ondan sonra güzel güzel Çocuğunuzu yaparsınız inşallah. 12 yıldır adet görüyorum ama hala düzensiz ne yapmalıyım? Hamile kalmak istiyorum. Bunu ne kadar etkiler? Adet düzensizliğiniz neden var? Bu önemli. İşte tiroid midir vesaire midir? Bunun bir araştırılması lazım. Bir hormon testi, bir muayenenin olması lazım. Ona göre ne kadar etkileyeceğini söyleyebiliriz. Pınar Yılmaz sormuş. Hocam merhaba 25 yaşındayım. 38-5 haftalık hamileyim. Salı günü Sezeryan'ım var. İTP hastasıyım. PDT 70 kase tünte. Ee, şimdi 70 bin trombosi, 50 bin üzerinde trombosi size yeter. Ama e, yani mutlaka donanımlı hastanede yaptırın doğumunuzu. Çok önemli. Donanımlı hastane, donanımlı ekip de olsun doğum. Yani sizin sonuçta e, hafif de olsa riskli bir gebeliğiniz var. Ama bir şey olmaz yani İTP'den kolay kolay deneyimli ellerde. Çok doğurttuk hiç rahat olun korkmayın ama dediğim gibi donanımlı hastanede deneyimli ellerde olması gerekiyor Pınar soy sormuş e, hocam servikal kanal 0,5 e, mm açılmış 35 mm servik uzunluğum var bu sorun 35 mm geveyim 35 mm servikal uzunluk iyi hiçbir sorun yok herhangi bir sıkıntı yok hocam miyon belde ağrı yapar mı? yapmaz mı ya alasını yapar yani Miyom, miyomun esas yaptığı iş o yani. Bel ağrısı, kasık ağrısı, sırt ağrısı. Ama esas miyomlar kanama yapar. Yani ciddi aşırı kanama yapar. Miyomlar esas problem o. Yunus Yıldızcan. Merhaba hocam iyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum. İki yıldır korunma, korunmaz çocuğum olmuyor. Sizce aşılama yaptırmalıyım ki çocuğum vatandaşlı. Ya yani şöyle aşılamadan ya yani tabi burada buna karar veremem yani. yani sonuçları görmeden de aşılamanın esas Endikasyonu yani gerekçesi sizin sperm tahlilinizde problem olması. O da böyle ciddi bir problem olmayacak yani. Ee, eğer sizin sperm tahlilinizde bir problem varsa aşılama yaptırabilirsiniz. Bunda problem yok. Sadece bu iş biraz maliyetle alakalı bir şey. Yani en azından özel bir hastanede yaptıracaksanız için maliyet kısmı var. Yoksa başka bir şey yok. Aşılama yapılabilir. Aşılama zaten sizin kendi spermleriniz biliyorsunuz. John Snow. Merhaba bugün eşim düşük oldu evde düşük yaptı çok geçmiş olsun doktor ekip parça kalmış dedi parçalarken anestezi yapma çok canı yandı hala anestezi olmadan olur mu? Ya anestezi olmadan çok yapılıyor eskiden biz de çok yaptık ama maalesef ben çok maalesef hani hasta üzerinde çok travmatik etkisi oluyor anestezi olmadan o yüzden uzun yıllardır ben yapmıyorum yani eskiden yaptık yapmadık diyemem ama uzun yıllardır yapmıyorum anestezi olmadan çünkü e, düşük yapmış bir kadının psikolojisi gerçekten şey. Yani yas gibi. Bebeğini kaybetmeye e, birini kaybetmiş gibi hissediyorlar. Onlara çok hassas, çok nazik davranmak gerekiyor. E, o hassasiyetin içinde bir de kürtaj vesaire gerçekten çok ağır, travmatik süreçler. Biz zaten orada o noktada işe yarıyoruz. Yani yardım ediyoruz. Yoksa hani basit kürtajda e, teknik olarak basit ama işin psikolojisi kadın için çok Zor. O yüzden siz de eş eşisiniz herhalde anladığım kadarıyla. Çok destek olmanız gerekiyor, yanında olmanız gerekiyor. Ayrıca üç düşük olduğu için mutlaka ama mutlaka birkaç ay içinde bir e, yoğun ve ciddi bir araştırmaya girmek gerekiyor. Niye bu düşükler oldu diye. Bunlara bakmak gerekiyor. Üç düşük, geçmiş olsun, sıkıntılı, maalesef. Hayırlı akşamlar hocam. Yerinizde nerede öğrenebilir miyiz? Reyhan Hanım. Benim yerim ben İstanbul Florya'da Medikal Park'ta çalışıyorum. hastalıkları orada bakıyorum. Florya Medikal Park Aydın Üniversitesi'ne bağlı çalışıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde. Öğretim üyesi kadrom orada, profesörlük kadro. Yani zaten uygulama hastanesi. Orada çalışıyoruz. Öğrencilerimizle, asistanlarımızla beraber Florya'dayız. Ee, sorulara bakıyorum bu arada. Atladıklarım vardır ama onlar geri gelecek. Şöyle yukarıya bir tırmanayım ben tekrar. Hocam Adet'le beraber Medine Yakut sormuş. Adet'le beraber 22 gün kanamam sürdü. Ultrasonda bir şey çıkmadı. klimen kullandım bu ay. Yarın hormon testi yapacağım. Olası hastalıklar. Ha. Ee, Tam öykünüzü bilsem bir şey söyleyebilirim ama ultrasonografi eğer normalse ama gerçekten normalse yani adenomyozis, küçük miyomlar bunlar atlanmamış olacak. Rahim ağzında bir problem, rahim ağzında bir lezyon, polip şubu olmamış olacak. E, endometriumda polip şubu olmamış olacak. Yumurtlama disfonksiyonu olabilir, sıkıntı yok muhtemelen ama işte sonuçları bekleyin. Sonuçlardan da çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Aslı bir ol Hocam adet döneminde başlamadan başlayan ee, başladığında da bayılacak anlamadım. Adet döneminde başlamadan başlayan başladığında da bayılacak durumlara geliyorum. Biraz bilmece gibi oldu tam anlamadım ya. Doktora çok kere gittim ilacın evlenip anne olmak diyorlar. Sizce başka bir dakika böyle bir şey yok. Yani o işte evlen anne ol diye bir tedavi yok. Orada bir ee, sıkıntı var. Öyle bir şey dememişlerdir yani Bizim hiçbir tedavimizde evlen veya anne ol böyle bir tedavimiz yok. O yüzden eğer çok bayılacak kadar kötü duruma geliyorsanız onun başka tedavileri var. Hmm, eğer ağrı kesicilere yanıt vermiyorsa adet dönemindeki ağrılar doğum kontrol hapları veya farklı ilaçlar kullanarak işi çözmeye çalışıyoruz. İnsanları hemen anne ol demiyoruz. Ee, zaten o bizim de vereceğimiz bir karar değil. Öyle bir şey de yok. Ayrıca da çözmez yani hani o biraz bizim vakti zamanında geleneksel olarak e, söylenen efsanelerdir yani işte çocuk yap geçer anne ol geçer doğum yap geçer doğum yap çözülür hiçbir şey geçmiyor yani öyle bir şey yok e, sadece küçülme vesaire olabiliyor geçici süreyle o da geçici süreyle yani o yüzden e, öyle bir durum yok e, iyi bir muayene olun doğru düzgün bir deneyimli donanımlı bir yerde iyi bir testlerinizi yaptırın derim size. Bazen hakikaten çok, böyle şeyler hala oluyor mu bilmiyorum ama yani insanlara bu tip yanlış yönlendirmeler çok üzülüyorum. Yani inşallah bu videolar işe yarıyordur. Birazcık da olsa insanlara bir şeyler düşündürtebiliyoruzdur yani. İbrahim Ceyhan hocam 35 yaşındayım. Düzenli adet oluyorum fakat çok kanamam oluyor. Çok parça görüyorum. Sizce sebebi nedir? Valla şimdi size biyopsi yapılması gerekiyor eğer çok kanamanız oluyorsa. 35 yaşında miyom olabilir. Kanama, çok kanama, miyom olabilir, polip olabilir. Spiral kullanıyorsanız spirale bağlı kanama olabilir. Hormon ilaçları kullanıyorsanız bunlara bağlı olabilir. Rahim ağzında poliptir, ee, ne bileyim bir takım lezyonlar olabilir. Bunlara mutlaka baktırmak gerekiyor. Yani muayene şart. Devam ediyorum. Nidam Akçit soruları atlıyorsunuz bugün. Göremedim vallahi sizin sorunuzu. Görürsem hemen hemen çözeceğim cevaplayacağım. Yok öyle biri. <laughs> Merhaba. Prolaktin diyelim 60 çıktı. Yaşım 20 sizce tedavi olmazsam gelecekte sıkıntı çıkarır mı? Tedavi olmazsanız eğer şimdi bir kere 60 prolak, prolaktin yüksekliği devam ederse eğer tedavi olmazsanız sıkıntı olur. En önemli sıkıntı da bir kere nedir biliyor musunuz? Kemik erimesi olur uzun vadede. Onun için tedaviniz olmanız gerekiyor size ne önerildiyse. Polikasit kullanıyorum demiş Zehra Hanım. Ne güzel. Kullanın. Ağız içi Ağzı ağız içi PVR o işler bizde değil. O işler ciltiyede, KBB'de onlara danışmanız gerekiyor ağız içiyle ilgili. Farklı EPEV tipleri onlar çünkü. Bizim EPEV'ler değil. Feride Mikailova. Azerbaycan'dan mı acaba? Hocam iki gündür idrardan sonra kanama gibi kahverengi de az bir şey leke geliyor. Bir iki dakika sonra bitiyor. İdrar yolu enfeksiyon olmuş olabilir. Bir idrar testi yaptırsanız iyi olur aslında. Ee, hocam diyorum kayınvalidem Yasemin'e en sevdiğim sorulara geldik. Görünce kayınvalide soruları bir bakalım neymiş. Hocam diyorum kayınvalidem görüncem ondan bir şey olmaz diyorlar. Kızıyorlar bana belimden kımıldayamıyorum ne yapacağım <laughs> kusura bakmayın ya. Bu bizim milletteki bu kadar kolay tanı koymaya bayılıyorum. Ben 20 senede bazen tanı koyamıyorum. 10 kere muayene ediyorum hastayı. <laughs> Valla bilmiyorum muayene olmanız lazım gerçekten. Hani kımıldayamıyorsunuz belanız varsa. Önemli. Ecin Özdoğan gülmüş. Zehra Yalçınkaya Folikasit ikiz gebelik yapar mı? Doğruluk payı var mı? Çim takvimi uygulansa doğruluk var mı? Yok. İkisinde de yok. İkiz falan yapmaz. Hocam merhaba. 11 haftalık hamileyim. HSG raporunda arkuat çıktı. Düşük tehlikesi olur mu? Tartışmalı soru. HSG raporunda arkuat çıktıysa ben mutlaka 3 boyutlu ultrason yapıyorum. Ona göre söyleyebilirim size. 3 boyutlu ultrasonda o indentasyonun kaç milimetre olduğunu bana söyleyin. Ben ona göre size riski söyleyebilirim. HSG tek başına yetmez. Linda Angel. Hocam iyi ki varsınız. Rica etsem sonra dört 4 kez düşük yaptım. O nedeni araştırmadı. Yüksek tansiyon var. Kan uçmazlığı var. Kan uçmazlığından dolayı düşük olmaz ama yüksek tansiyondan dolayı olur. Mutlaka araştırma yapılması gerekiyor. 4 kez. Yani bir şey çıkabilir altından. Ciddi bir şey. Mutlaka baktım lütfen. Geçmiş olsun. Ah, bakalım. Hocam progesteron hormonum yüksek adet düzensizliği yapar mı? Hayır yapmaz. Yani buna bağlı bir adet düzensizliği olmaz. Niye progesteron bakıldı acaba? Hande Altın. Hocam iyi akşamlar. Ee, Sezalyan izi için merhem kullanmak istiyorum. Üç önce ameliyat oldum. Skar biraz gecikmişsiniz. Biraz gecikmişsiniz şey için. Skar dokusu için. 2-3 tane piyasada zaten sıkar önleyici kremler var. Onları bir kullanmayı deneyin bakalım. Belki onlardan fayda görürsünüz. Merve İsa Karaman. Hocam ev işten sonra belim ağrıyor. Kalkamıyorum. Bir sorun olur mu? Yani gebe misiniz? Anlayamadım sorunuzu tam olarak. Kenan Eliyev. Şimdi ben önceki ayın 5'inde adet gördüm. 10-11 ise ilişki oldu. Hamile kalmam mümkün müdür? Ee, tam tam anlayamadım ya. Bu soruları gerçekten anlayamıyorum. Çünkü tarihler falan doğru düzgün çok detaylı o, bakmak lazım. Bazen de çok uzun sorular ok ya yani bir mail geliyor bazen. Gerçekten bir sayfa mail. Şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu. Benim dedektif gibi oturup onu çözmem lazım. O kadar zamanım yok yani gerçekten. Ee, önceki ayın 5'inde adet yani önceki ay dediğiniz mesela ne zaman? Nisan mı, Mayıs mı? Onları yazsanız aslında anlayacağım ben onu da. O yüzden anlayamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, çünkü Nisan'ın 5'inde olsanız Mayıs'ın 11'inde ilişkiye girseniz e, bunu tam anlayamadım. Yani adet düzeninizi an anlamadım bu durumda. 38 yaşındayım. Nur Hanım sormuş. 38 yaşındayım. İkili test 1 bölü 756 çıktı. Ancak ultrasonda daha ne ait buluntu yok. Bebeğin beyninde kis gördü. Amniyosentez önerir misiniz? Öneririm. Kesin öneririm bence yaptırmanızda fayda var. O ikili testteki 1 bölü artık bir yük mü kalmamış oluyor bu durumda. Yaşınıza bağlı olarak. Melisa Kara. Hocam 4 yıllık evliyim çocuğum olmuyor. AMA 018 ne yapmam lazım? Eğer 018 ise gerçekten acilen tüp bebek merkezine başvurmanız gerekiyor. 4 yıllık evlisiniz ve çocuğunuz olmuyorsa. Recep Özdemir. Hocam bir buçuk yaşında kızım var emziriyorum. Adet düzensizliği bundan olur mu? Olur tabii. Benim bununla ilgili bir videom var. Onu bir izleyin. İyi emziriyorsanız baya baya zor olur hatta adet. Korunmasak bir daha korunmasak daha kalmıyorum. Sütüm koruyor olabilir mi? Olabilir tabii. Ama bir şey diyeceğim ya. Bir buçuk senedir eğer çok aciliyetiniz yoksa iki seneyi bekleyin bakın. Dünya Sağlık Örgütü de bunu öneriyor. Hem pandemi süreci de bitmiş olur. İkinci yılı bekleyin öyle çocuk düşünün derim. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerini dinleyin derim. Hala da musunuz çünkü? Nacizane tavsiyem size. Bursa Kersu. İyi akşamlar. 5 yaşındayım. 2 yıl önce aşırı kanamadan dolayı rahim ve yumurtalıklarım alındı. Geçmiş olsun. Hormon ilaçları kullanmak yaşam kalitemi artırır mı? Durumum çok kötü değil. Hmm. Şimdi sizin sorunuz biraz şey bir soru. Zor bir soru olmuş. Güzel ama yani bizim tartıştığımız bilimsel olarak da hala tartışılan bir konu. Buradaki temel problem şu. Karar vermekteki en önemli şey şu. Bursa kersu su için söylüyorum. Yaşam kaliteniz kötü mü yani? İlaç kullanmanızı gerektirecek kadar sıcak basması, terleme, uykusuzluk bunlar var mı? Varsa kullanın, yoksa kullanmayın. Ne yapayım o zaman kullanmayayım? Vallahi şunları yapın. Pandemideyiz gerçi ama Bol egzersiz, kalsiyumdan zengin beslenme, özellikle sağlıklı beslenme, bol süt, süt ürünü ve e, tabii ki stresten uzak bir yaşam. Bu çok önemli ama siz şimdi yumurtalıklarınızı aldırdığınız için, niye aldırdığınız bilmiyorum 45 yaşında biz çünkü 45 yaşında çok yumurtalık almayı sevmeyiz çok fazla. Almayız demiyorum bakın aldığımız hastalar oldu. E, ama... Yumurtalıklarınız olmadığı için ve cerrahi menopoza girdiğiniz için sizin kemik erimesi açısından çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mutlaka egzersiz yapmanız gerekiyor. Kas egzersizi yani ağırlık kaldırıp indireceksiniz. Sadece yürümek size yetmeyecektir. Yaşınız çok genç şu anda. İlerleyen zamanlarda sıkıntı yaşamayın diye. Ah umarım cevaplayabilmişimdir. Devam ediyorum. Hmm... Zehra Yalçınkaya iki kızım var bir de oğlum olsun istiyorum. Cinsiyet için benim videoyu izlerseniz benim cinsiyetle ilgili e, çok net çok gerçekten en iyi videolarımdan bir tanesi. Onu izlerseniz anlayacaksınız cinsiyet mevzusunu. Özbekistan'dan selamlar sevgiler Özbekistan'a da. Ayşe Demir. Merhaba hocam ben dış gebelik geçirdim. Rahim filmi istendi. Çift rahim mi? Perde mi var? Anlamadık dediler. Tamam. Güzel. Okey. Bir yıl geçti hiç hamile kalmadım. Bir dakika anlamadım. Orada kaldı mı iş yani? Çift rahim mi var? Perde mi var? Onun bir kere kesin tanısının konulması gerekiyor. Önce ona bakılacak. Ya MR ya 3 boyutlu ultrason. Yani ben 3 boyutlu ultrason çok iyi kullandığım, çok sık yaptığım için 3 boyutlu ultrason yapıyorum sizin gibi hastalarda. Ama eğer böyle bir imkanınız yoksa bilmiyorum nerede yaşıyorsunuz. 3 ee, boyutlu ultrason her yerde olmuyor çünkü yoksa MR çektirin. Her yerde var MR. MR'la net bir şekilde rahminizin durumu anlaşılabilir. Ve ondan sonra çocuk mevzusuna girmek lazım. Soner Alper. Hocam rahim filminde perde var mı? Belli olmaz mı? Bir de düşüklerim, sevip, tüklerim tıkalı olabilir mi? Tüp tıkalıysa düşük olmaz. Tüp tıkalıysa çocuk olmaz. Ee... Nurcan Şahin soruma bakar mısınız? Geleceğiz oraya inşallah. Hocam Sema Ehmedi Hocam benim oğlumun olmaması sperm faizinin düşük olmasından olur mu? Olabilir tabi. Yani sperm sayısından bahsediyorsunuz faiz herhalde. Olabilir tabi. Ona bakmak lazım. YKP 29 Hocam eşim bir sene önce boş gebelik geçirdi. Eee Kötü bir şey evet. Ama sık gördüğümüz bir tablo. Femara kullanıyoruz. Hem, henüz hamile kalamadı. Eşim pikos hastası. Üç önce prolaktin 40 çıktı. İlaçta değer düştü. Bu sefer de TSH 0-0. Ya bir dakika şimdi bir dakika. TSH 001 ise onu önce düzeltilmesi gerekiyor. Pikos hastalarında da prolaktin değeri yüksek olabilir. Yani 40'larda çıkması bir şey ifade etmez. TSH'yi ...hızlıca düzeltmenizi öneriyorum. Geçmiş olsun. Crescent Moon. İlk gebeliklerde çocuğun hareketleri ne zaman ve nasıl hissedilir? Valla şöyle oluyor genelde. 16. 17. hafta kontrollere geldikleri zaman... ...şöyle şeyler diyorlar. Ya hocam bir şeyler oluyor. Bir kıpırdı var içimde. İşte bir balık gibi kayıyor. Hafif kelebek gibi uçuyor. Böyle bir şeyler oluyor diyor. 16-17 gibi. 18-19 gibi artık hocam çok güzel hissediyoruz diyor. İşte oluşumu hissediyorum diyor falan pişman Yani 18-19'da genelde hissediliyor. Filiz Şimşek. Filiz Şimşek benim aslam değil mi acaba? Niye buradan sormuş? BTCG 705 kaç haftalık hamile olabilir? Öğrene öğrenebilir miyim? Ee, bilemeyiz yani 2 hafta 3 hafta. Bu bununla net tanı... Söylemek çok zordur 705 ile. Ee, o yüzden 3 hafta civarında, 2-3 hafta civarındadır. Ama bir önemi yoktur bunun 705 kaç hafta olduğunun. Önemli olan sizin ultrasonografiniz ne zaman yapılacağı. Ultrasonografiye göre size hafta söylenecek. Günler Murat. Selam hocam ben 2 yıl evliyim 3 gebelik geçirdim. 6-7 haftaya kadar sürdü. Ana embriyon hamileliktir dediler. Ha. Tamam. Günler Murat. Acilen araştırılmanız gerekiyor. Tüm genetik testler, trombofili paneli, antifosu, antikor sendromu taraması, HSG filmi veya 3 boyutlu ultrason, rahime detaylı bakılacak, TSH, hemogram, bunların hepsi yapılacak. Size yoğun bir şekilde hem de hem anne adayı hem baba adayından genetik analizin yapılması gerekiyor. Size böyle detaylı bir sağlam bir te teşhis ve araştırma gerekiyor. Nurten Şimşek, iki yudum kadar et yedim ama yanık vardı. zararı olur mu? Kime zararı olur mu? Gebesiniz herhalde. Ee, bir şey olmaz. Yani yanık et bazen biz de yiyoruz. Bir şey olmuyor. Çok abartılmadığı sürece kolay kolay bir şey olmaz. Ama çok uzun süre yanık et yenenlerde mide kanseri olur. O da gebelikle ilgili değildir. Hatice Yıldırım faydalı bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet. Bunlara bakmıştık. Bursa Keresu'nun. Şuradan gelelim. Hatta şuradan. Hissedersiniz 19, 22 haftaya kadar ilk gebelikler bebek hareketlerini hissedebilir. Acele yok. Hissedersiniz. Ama tabii ultrasonunuzu yaptırın. Remzi Özhan sormuş. Hocam ultrasonda badem büyüklüğünde polip var ve adet kanımız çok oluyor. Ne yapmalıyız? Ameliyat olmasınız. Histeroskopi. Çok kolay ameliyatla iş çözülebilir. Gökhan Genç. Eşim 37 yaşında. Her şey normal. Hamilelik şansı nedir? Bir yıldır kullanma çatlaması kullandık. Bundan sonra hangi aşamaya geçmeniz? iki kızımız var. Eee... Valla problem nerede ona bir bakmak lazım. Onun için yüzde size şu kadar şanssız var diyemem. Niye olmuyor ona bakmak lazım. Yani eşinizin yumurtalık rezervi mi düşük? Bu çok önemli. Ona göre hareket edilecek. Melisa Kara AMH değeri düşük olan kendi hamile kalabilir mi? AMH'ya bağlı. Tabii ki kalabilir. Ee, Miyomlar kanama yapmıyor. Neden acaba? Yapmayabilir yerleşiminden dolayı. Her miyom kanama yapacak diye bir şey yok. Sert saat yayınlar Şanlıurfa'dan selamlar. Çok teşekkür ederim Şanlıurfa'ya buradan çok selamlar iletiyoruz. Vallahi pandemi bitse de bir gezsek oraları ya özledik gerçekten. Hocam Zeynep ko Hocam yumurtlama dönemi dışında hiç gebe kalma şansı var mıdır? Mesela regilden 6 gün önce korunması ilişkiden gebe kalma şansı var mı? İşte var tabii. Çünkü biz ne zaman yumurtladığınızı bilmiyoruz kesin. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Kenan Korkmaz. Hocam Biontech aşısı yapıldıktan sonra gebe kalınsa sıkıntı olur mu? Bence olmaz. Hani bilimsel olarak söylemiyorum. Çünkü biz gebelere bile Biontech aşısı yaptırtıyoruz. Yani gebe olan aşı oldu. Benim 4-5 tane gebem aşı yaptırdık. O yüzden eğer gebelik gibi bir planınız varsa ha tabii aşıyı olun. Bir iki hafta bekleyin yani etkinliği falan iyice devreye girsin. Ondan sonra bir hafta sonra zaten %96'lara kadar çıkıyor. ikinci dozdan sonra. Onu yaptırdıktan sonra bakarsınız. Mavi Orkide. İyi yayınlar hocam. 34 yaşındayım. Haziran 2017'de dış gebelik geçirdim. Sağ tüpüm alındı ama benim her yumurtlamanı sağ tarafımda ağrım oluyor. Normal mi? Normal değil. Buna bakılması gerekiyor. Niye oluyor? Belki yumurtalıkta bir şey var. Geçmiş olsun. Evet. Ee, pardon. Pardon. Türkan Memedova. Merhaba hocam ben 20 haftalık hamileyim. Bebeğin burnu çok küçük. Dörtlü travma testine Down syndrome risk yok. Bir sorun olur mu? Ee, bu enteresan bir soru. Bunu bilemiyoruz. Yani diğer bulgular çok önemli. O yüzden burada riskli gebelik uzmanının sizi görmesi çok önemli. Mutlaka görünün. Esma Yoğurtçu, hocam hamileyken demir ilacı kullanmak şart Şart. Rutin. İbrahim Çelik, hocam bir yıl önce bebeğimin kalbi durdu. Düşük yapmak zorunda kaldık. 9 aydır korunuyoruz ama gebelik olmuyor. Doktor bir şeyin olmadığını söylüyor ama neden olmuyor? Bununla ilgili sizin sorunuzla ilgili bir videom var. Onu bir detaylı izlemenizi öneriyorum ama güzelce oturup böyle bir iki kere bir izleyin. çok net cevap alacaksınız diye düşünüyorum çok net cevap alacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü sizin gibi çok hasta var. O yüzden o videoyu çekmiştim. Belki bekleyebilirsiniz birkaç ay daha. Belki beklememeniz de gerekiyor. Video izleyince kendi kendinize anlayacaksınız ne yapmanız gerektiğini. Geçmiş olsun. Serap Yılan soruyor. Lütfen artık sorumu cevaplayın. Serap Hanım kızıyor bana. Cevaplayacağım tabii ki. Şimdi bakayım bir okuyayım güzelce sorunuzu. 7 e, yıl spiral taktım. Geçtiğimiz Ocak ayında çıkarttırdım. Tamam. Düzenli adet oldum ama bu ay 7 gün gecikme oldu. 7 gün sonunda kahverengi adet oldum. Gebe olmam şansım var Var tabii. Niye olmasın? Gebelik test yapılması gerekiyor. Mutlaka. Ayşe Demir. Hocam İstanbul'da MR çekildi fakat net bir şey belirtmemişler. Dış gebeliğim çift kaynaklı olabilir mi? Olabilir tabii. Risk daha fazla çünkü konjentan anomalilerde. Amina İbrahimle. Hocam annemde polip var bir santim. Aldırmak kesinlikle istemiyor. Zaten bir daha çocuk sahibi olma, olmadığı istemediği için ansızın kanama sonucu ölüyor. Yok yok bir santim polipten ansızın ölmez de. Eğer menopoza yakın veya menopozdaysa onu almak gerekiyor gerçekten. Ama değilse takip edilebilir. Zorlamayın, morali bozmayın ama öyle ansızın ölüm olmaz bir santim polipten. Johnson, hocam üç defa düşük yaptı. Az önce evet dinlemiştim sizi. Ee, sizde testleri yaptırabilir miyiz? Van'da imkanlar. Yaptırabilirsiniz. Benim çok hastam var. Hatta şu anda e, bir tane hastam var. Özlem. Vanlı bir hastam. E, 8 tane düşüğü var. Dokuzuncu gebeliği artık 30'lu haftalara geldi. İnşallah onu, Özlem'i reklam yapacağız. Yani o kadar e, bekliyorum ki sabırsızlıkla dokuzuncu gebelik hiç yaşayan çocuğu yok. Ee, kendi de çok heyecanlı. Biz de bir o kadar heyecanlıyız. O bizim için de tabii çok önemli, prestijli bir gebe aslında. Siz de bekleriz. Gelirseniz yardımcı oluruz. İyi akşamlar hocam. Nilfer Hanım. Ben 45 yaşındayım. Rahmimde 3,5-4 santim. 3-4 adet miyomlarım var. Kanamam yok. Hafif karnamam var. Yok. Hayır. Bakın miyomda önemli olan şey sizin şikayetleriniz. Yani ciddi ağrılar, ciddi kanamalar yoksa ameliyat şart değil. Günnar Murat sorumu geçtiniz lütfen cevaplandırın. Görürsem cevaplayacağım. Geri yukarı çıkacağım. Merve İsa Hanım. soruyu gör. Bayağı bir soru atladım herhalde ben. Şimdi geri döneceğim. Emre Karapaylıvan Merhaba hocam eşim 15 5 hamile geçmeyen ağrı var. Bir gün boyunca kanaması yok. Ee, şimdi bu geçmeyen ağrı varsa o muayene edilmesi gerekiyor. Özellikle rahim ağzı kısalması rahim ağzı yetmezliği açısından vajinal ultrason şart. Kesin yaptırın yani. Çok önemli. Hocam ben de Nurcan Şahin sormuş. Hocam ben de Picos eşimde sperm düşüklüğü var. Gebelik olur mu? Amorfos toplazı droplet pin head baş bölümümüzü gözden yazıyor sperm testi. O o Oradan ben bir şey burada anlamam. Çünkü yüzde vermeniz lazım. O yetmez droplet baş boyun vesaire. Onlar olabilecek şeyler yani. Sizin üreme endokrininden, yani olur tabii çocuğunuz da işte biraz destek almanız gerekebilir gerçekten. Şimdi yukarıdaki sorulara geri çıkıyorum, bakıyorum. Atladığım bir şey var mı onlara bakıyorum. Şaka maka bir saati de bitirmişim. Bugünlük ara verelim, saat geç oldu. Şöyle bir sorulara bakayım. Tekrar. Bir kere en altta Nurcan Şahin sorusundan sonra soru almayalım. 9 ay folik asit devam edilir mi? Edilir. Devam ediyoruz zaten folik asite 9 ay. Dünya Sağlık Örgütü böyle öneriyor. Gülnar Murat 3, 3 düşük yaptım. 6-7 haftalık oldu. Hepsi anembriyoneri, hepsine lit aşısı denildi. Ben bu aşıyı ettirdiysem ve hamile kalırsam anembriyonik hamilelik olma ihtimali var. Ben aşıyı anlayamadım sizin. Nerede önerildi bu, ne yapıldı? O yüzden bu lit aşısının ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen bir tedavi denemişler herhalde size. O yüzden cevap veremeyeceğim kusura bakmayın. Bilmediğim için yani. Duymadım da. Litin ne demek olduğunu bilmiyorum. Nerede yaptırdınız acaba? Bana bir mailde detaylı yazarsanız bir bakarız. Epidural nedir? Epidural belden yapılan anestezi tekniğinin adıdır. Yani özellikle bize epidurali normal doğumlarda kullanıyoruz. Epidural anestezi dediğimiz o normal doğumda sancı olmasın diye. Hani o prenses doğum denen doğum şekli aslında. Bundan bahsediyorum. Ee, evet diğer soruların hepsini cevapladım herhalde. Süper. Bakıyorum şöyle tekrar bitirmeden. Kimseyi de kırmak istemiyorum. Kenan Çelebi Hocam 19.5 tahminleyim. Demir hapı ya da kan kullanmadım. Kullanacaksınız. Kullanacaksınız. O bir şekilde niye kullanmanız anlamadım. Başlayın kullanmaya. Sağlık hocandan bile alabilirsiniz. Aslında rutin veriyorlar aile sağlığı merkezinde. Kullanmaya başlayabilirsiniz. Melek Aydın hayır demiş ama neye hayır demiş anlamadım. Cevaplamadınız. Bakayım göreyim soruyu bir daha hemen yapıştırın göreyim. Yukarılarda aralara gittiği için şey yapamıyorum. Teşekkür ederim Crescent Moon. Çok sağ olun. Ee, şu Melek Aydın'ın sorusunu alalım. Geri kalan soruları mail atabilirsiniz yine YouTube'da videoların ilgili videoların altına yazabilirsiniz. Eee şurada yanıtlamadığım soru var. Rahim ağzında yara tek yumurtalık kist. Rahimde 0,5 5 boyu, bir şekilde gebelik oluşur mu? Önce bütün bunların bir halledilmesi lazım. Salih Akarada. Yani yara dediğiniz şey nedir? HPV testi yaptırdınız mı? Yumurtalıkta kist dediğiniz şey nasıl bir kist? Buna bakmak gerekiyor. Ee, polibin al alın alınmamasını tartışmak gerekiyor. O yüzden komplike bir durum var. Mutlaka ama mutlaka ee, tartışmak lazım. Ayşe Demir'in de mutlaka e, çift rahim mi tek rahim mi buna karar vermek lazım. Böyle olmaz. E, onda bir şey var, sıkıntı var. Necla Toksuz sizin ben okudum ya sorunuzu. Tekrar yazın aşağıya. E, gebelikte kullanılan el kremlerinin zararı olur mu bebeği içeriklerinden ötürü? Çok bilmediğiniz bir şey olmadıktan sonra sıkıntı, sıkıntı olmaz. Korkmayın iyi yazmış hocam görüşeceğiz yakın zamanda. Tamam. Beklerim memnuniyetle. Görüşelim. İyi olur. Yüz yüze görüşmek daha iyi, daha sağlıklı oluyor uzun uzun. Ee, teşekkür ediyorum Reyhan Hanım. Fatma Erken. böbrek hastası çocuk olmasına engel olur mu? Ya böbrek hastası sperm tahlili yaptırması gerekiyor. Spermin durumu önemli burada. Böbrek hastalığından ziyade spermin durumu çok önemli. Tetanoz aşısını genellikle 20. haftadan sonra yaptırıyoruz. Yaptırmazsanız risk almış olursunuz. Bu aşı tartışmasına gider yani. Siz bilirsiniz, karar sizin. Biz 20'den sonra yaptırıyoruz. Ben olsam ben kendim kendime yaptırırdım tetanoz aşısı. Gökçe selamlar. Kara Kartal Gökçe merhabalar. Evet. Kürtajdan dolayı miyom olmaz Necla Hanım kürtaj oldunuz diyemiyorum olmaz. Melek Aydın Yıldız Han Niye soruyu geçeyim ki görmüyorum soruyu. Evet. Ha Melek Aydın'ın sorusunu bir okuyalım. Kırmayalım. Hocam 3 aylık hamileyim, zorunlu kürtaj oldum. Ne kadar beklemem gerekiyor tekrar denemem için? 3 ay olduysa beklemenize gerek yok. Biz 1 ay bekliyoruz eğer bir komplikasyon olmadıysa. Beklemenize gerek yok. Hemen doktora başvuruyorsunuz. Önce testleriniz yapılıyor. Folikasite başlıyorsunuz. Ondan sonra yeniden deniyorsunuz. Tamam? <laughs> Melis Bora soruyu geçtim mi? Ya yani çok var soru. O yüzden kaçırıyorum herhalde. Arka plan bir dakika. Şu yeşil perde kullanmayın, arka koymayın. Göz yoruyor. Bu konuyu bir düşünmem lazım. Geri bildiriniz için teşekkürler. Bunu bir düşüneyim. Ee, olabilir. Yormasa daha iyi olabilir. Evet. Bakalım. Değiştirebilirim onu. <laughs> Bakıyorum. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Evet çok iyiyim. Umarım sizler de iyisiniz. 1 saat 10 dakika böyle gerçekten çok hızlı geçti. Ee, çok hızlı geçti. Ee, Soru yine hadi dayanamadım. Sağ kaburga altta karaciğerde aşırı sancı var. 6 aylık hamileyim. Ee, normal mi? Hayır. Aşırı sancı normal değil. Karaciğere bakılması lazım. Sağ üst tarafta bir ağrı varsa tansiyona bakılması lazım. Mutlaka kontrol edilmeli. öyle abartılı bir ağrı olmaz gebelikte. Ayrıca çok uzun süren bir ağrı varsa farklı bir şeyler olabilir. Bakın biz cumartesi günü e, apend gebeye apendisit ameliyatı yaptık işte. Apendisit oldu gebe. Bazen çok nadir hastalıklar oluyor, o hastalıklarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden ciddi ağrı, devam eden ağrı, geçmeyen kusma, geçmeyen bulantı, geçmeyen baş ağrısı, yani ciddi şeyler geçmiyor. Ağrı varsa o ağrı duruyor yani, gitmiyor. O yüzden mutlaka buna bakmak lazım. Ee, evet, son soruyu da alalım, vedalaşalım. 6. aydayım aşağı doğru baskı yaptı. bebeğin adet sancısı gibi sancı oldu kasıklarımda bu olay 3 saat sürdü 3 saat sürdü ve geçtiyse işte bu çok ciddi bir şey değildir ama mesela bir idrar yolu enfeksiyonu olabilir bir idrar testi yaptırırsanız fena olmaz bu tip durumlarda özellikle gebeleri için söylüyorum gebelerimiz için söylüyorum bu tip ağrılı durumlarda hemen bir dinlenmeye çekin kendinizi dinlenin ondan sonra dinlendikten sonra bir takip edin kendinizi baktığınız ağrı Geriliyor mu gerilemiyor mu ona göre hareket edin. Eğer ağrı gerilemiyorsa bir şeyler sıkıntılı gidiyor demektir. Hemen doktorunuza haber verin veya en yakın acil servise başvurun derim. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım iki hafta sonra tekrar Pazar günü görüşürüz. Yayınlarımı arkadaşlarınıza çevrenize yayarsanız sevinirim. Daha çok kişiye ulaşmak isterim. Çünkü genelde benzer sorular etrafında dönüyoruz. Ee, o yüzden lütfen paylaşırsanız, yayını beğendiyseniz çok seviniyor sevinirim. Daha çok yapmaya da devam ederim, motive olurum bu şekilde. Baya baya bir soru yanıtlamış olduk, yani herhalde bir 30-40 soru en az yanıtlamış olduk ee, bu pazar akşamı da. inşallah iyi bir şey yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz devam ettikçe ben yayınlara devam edeceğim. Yayınları Instagram'dan veya buradan duyurmaya da devam edeceğim. Sorularınız olursa yine yazarsınız ama çok uzun olmasın. En azından canlı yayını bekleyin kronik sorularınız için. Ee, orada biraz daha konuşarak daha rahat anlatabiliyorum. Hafta içi başladığı an e, çok çılgın bir yoğunluğa giriyorum çünkü. E, benim için tek dinlenme gün pazar oluyor. Mesela bu hafta planımızda 8 tane ameliyatımız var. E, ve bütün randevularımız dolu. Böyle olunca tabii e, cep telefonundan gelen hatta asistanım az önce mesaj attı yarınki programla ilgili e, cep telefonundan gelen mesajlar bile çok fazla olduğu için uzun mesajları okuyacak gerçek enerjim kalmıyor, konsantre olamıyorum yani e, daha kısa daha böyle basit şeyler cevaplayabileceğim gerçekten e, bu platformlardan yanıtlayabileceğim şeyler söylerseniz sorarsanız çok bir işe yarar en azından sevinirim. Ee, o zaman yayını kapatalım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı günler diliyorum.